Evet, Başara'dayız. Bayramın üçüncü günü. Başara'da gerçekten güzel bir ortam var. Hava çok güzel, serin. Köyün üstünde bir yerdeyiz. Daha önce gelmiştik gençliğimizde gece düğüne. Bugün de nasip oldu bayramın üçüncü günde. Mahmut abicim, Başara deyince aklıma ben de Mahmut abi geliyor. Gerçekten köyde bütünleşmiş insanlar var. Herkesin çok emeği var. Senin de topluma emeğin var. Bilhassa bu cami yapımında çok koşturdun, çok yol açtın. Öncelikle abi seni tanıyalım. Ben buralıyım. İsmim Mahmut Başaran. Bicedoğu, Matuş. Bizim köyümüz seven bir köydür. Evet. Bu bir gerçek. Biz herkesi severiz. Bir bütünüz biz. Seni beni yok. Aynen. Yanımda Gürsel, köylüm, kardeşim, gençliğim, yanımda abim. Bizde evet. Böyle bir fark yok. Bizde olmayan tek şey var, yokluk. Yani. O da neden? Kapalı yaşıyoruz. Yani ne bileyim, her şeyi elimize uzatmıyoruz ondan. Bugünümüze şükür, yedincisini düzenliyoruz bu sene. Evet. Pandemide ara verdik, depremde ara verdik. Artık biz kendimizi emekli sayıyoruz. Gençlerimize havale ettik. Gençlerimiz de aynı şekilde devam ediyor. Sağ olduğumuz sürece de biz gençlerimizin arkasındayız. Bu düzen devam etsin. Konuyla, komşuyla, herkesle. Bu sene derneğin katılımı da oldu. Hepsine çok teşekkür ederiz. Emeklerine sağlık. Elimizden geldiğince birlikteliğimizi devam ettirmek amacı taşıyan bir şey bu. Evet. Sürmesi de tek tesellimiz, tek dileğimiz. Allah yardım etsin herkese. Senin dayağına sağlık, emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Biz de öncelikle sizlere, sonra gençlere, gerçekten bu toplumu bayrağı alıp devam ettirecek gençlerimiz. Kesinlikle. Onlara siz her zaman güvendiniz, biz de güveniyoruz. Kesinlikle. İnşallah bu şekilde devam edecek. Edeceğiz. Eyvallah. Önce Türk bayrağımıza, sonra kendi bayrağımıza sahip çıkacağız. Gençlerimizin de bu şuurla, bu bilinçle yetişmesi için biz sosyal bir toplumuz biliyorsun. Evet. Aynı zamanda da bayrağını seven, ülkesini seven, aynen, İstiklal aynen. Marşı'nı en güzel söyleyen bir topluluğuz biz. Evet. Bulunduğumuz yere sahip çıkan. Burası bizim vatanımız. Bunun üstüne söyleyecek bir söz yok Nuri'cim. Seneye inşallah herkesi bekleriz. İnşallah, inşallah. Evet Gürsel abi. Köyünde buluşmak nasip oldu abi. Hep düğünlerde denk geliyoruz. Gerçekten Gürsel abi, ben seni yıllardan beri tanıyorum Kütahya'dan. Mekanında yemişliğimiz var, içmişliğimiz var. Biz bu toplumun parçasıyız. Büyüğüyle, küçüğüyle. Siz her zaman bize örnek oldunuz, destek oldunuz. Biz de bu gayretle bu işi yapıyoruz. Öncelikle seni tanıyalım Gürsel abi. Benim adım Gürsel, soyadım Uçar. Başaralıyım. Töpsin. Kütahya'da ikametgah yapıyorum. İşlerim orada. Eğlencemiz olduğu zaman, cenazemiz olduğu zaman, ne bileyim düğünümüz olduğu zaman hep bir araya gelmeye çalışıyoruz. Aynen. Ve bu nedir? Birbirimize bağlılığımızdan kaynaklanıyor. Aynen. Ben senin nereye gitsem görüyorum. Neden görüyorum? Evet. Sende bize bir hizmetin var. Aynen. Nart Ajansı başlattığından beri ne gerekiyorsa kardeşim desteğim benden dedim. Aynen. Ve ben köyümü de seviyorum. Bütün hemşerilerimi seviyorum. Çerkez olmayı seviyorum. Aynen. Hepimizin bildiği gibi örf ve adetlerimizin farklı. Ama Türkiye'de yaşıyorsak Türk vatandaşıyız. Evet. Abimin dediği gibi Türk bayrağı, sonra kendi bayrağımız, kendi anane ve öz yaşantılarımıza bağlı kalmaya gayret ediyoruz. Ve bunu da gençlerin daha bizden daha iyi yapmalarını istiyorum. Evet. Ve bu konuda gençlerde çok başarılar diliyorum. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Bu Başara köyünün bu günü her sene inşallah devam eder. Bizim de sağ olduğumuz sürece geliriz, katılırız. İnşallah abi, inşallah. Çok teşekkürler abi. Teşekkürler abi. Cenab-ı Allah sağlıklı günler versin. Birlik beraberlik içerisinde. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.